Evet, haber odası devam ediyor. Akademisyen Nükhet Ünal Rutbi konuğumuz. Şimdi özellikle Nükhet yazdık. H yok değil mi? H yok. Tamam. Arkadaşlar tahsil hatası değil yani Nükhet. Onu belirtelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. İyisiniz inşallah. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok mersi. Bu sevimlinin adı ne değerli hocam? Bunun ismi Yamyam. Yamyam. Evet. Yamyam. Kaç yaşında? Yamyam tahmini 3 yaşında. 1 yıldır bizde çünkü. Yamyam kurtarılmış bir köpek. Hani o yüzden onun yaşını bilmiyoruz tam. Normalde oradan başlar. Daha sonra diğer soruları soracağım ama normalde barına götürülüyormuş. Şiddet evet. Görmüş galiba. Evet. Yani tam olarak başına neler geldiğini tabii ki bilmiyoruz ama aldığımda bunun yarısı kilodaydı. Geçici olarak almıştım ve hani bizim davranışlarımıza verdiği tepkilerden biz çok iyi anladık ki şiddet görmüş. Yani sevmek için böyle elinizi kaldırdığınızda bile yere yatıp ağlıyordu. Zincir sesinden hala çok korkuyor ki 1 yıl oldu. Panik atağı varmış. Onu da ilk defa köpekte ben yeni gördüm. Panik atağı var. Evet, strese bağlıymış. Kriz geçiriyordu çok korktuğu zaman ama çok uzun süredir olmuyor. Geçici almıştık. İşte satılmaya müsait bir köpek. Hani dişi. O yüzden de herkese de veremedik derken benim kızım alıştı falan bizimle kaldı. Sanırım şeyde bahsettiniz yani bu süpürge sapıyla falan yazan korkuyor kaçıyormuş öyle mi? Evet evet. Bir paniği var yani. Tabii. Ama şimdi kalabalıktan özellikle erkeklerden çok korkuyor. Erkeklerden. Hı-hı. Demek ki bir şiddet görmüş ki muhakkak köpek. Evet. Yani benimle okula gider gelir mesela. Kız öğrencilerim o kadar tepkili değil ama erkek öğrencilerim gördüğü zaman titremeye başlıyor. Titremeye başlıyor. Yazık. Ama şimdi sevgi dolu bir evde. Tabii tabii. Şimdi zaten kilosu, bütün hani sağlığı, her şeyi yerinde artık. Biraz zamanla sevgiyle uzun sürdü ama. Şimdi hocam siz Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde görev yapıyorsunuz. Orada akademisyensiniz. Şimdi şu öyle gündeme geldi. Yerleşkede sokak köpeği ve kediler, öğrenciler ile okul idaresinin katkılarını buna aşılıp besleniyor. Yani kampüs müthiş patili dostlarla beraber yaşıyorsunuz. Çok güzel bir hikaye. Türkiye'de de bayağı bir etki yarattı bu. Biraz bahseder misiniz hocam? Şimdi bizim üniversitemiz hani bir yerleşke kampüs evet. Ve böyle olduğu için de sürekli bizim kampüsümüze dışarıdan köpekler geliyordu. Şimdi öğrencilerimizin bir kısmı korkuyor, nasıl yaklaşacaklarını bilmiyorlar, bir kısmı çok seviyor. Kimi bireysel besliyor, hasta olanlar geliyor, aşısızlar geliyor. Biz yavaş yavaş bu işe girdik, biraz besleyerek, sularını vererek. Ondan sonra baktık, bu yani 6 yıl öncesine kadar dayanıyor. Bayağı uzun bir süreçti bu. Sonra baktık kedilerimiz de var. Bu kediler ama kampüs içerisinde nasıl yapacağız? Aşısız olmalarını istemedik. Rektörlüğümüzün de isteğiyle biz bir kulüp kurduk. Çünkü olmuyor. Hani bu hayvanların da hakları var dedik. Yerleşke yeşil, giriyorlar, su istiyorlar, yemek istiyorlar. Bizim kendi baktığımız köpeklerimiz olsun, kendi koruduğumuz. Hepsini bilelim, kayıtları bizde olsun, aşıları olsun. Ve hani biraz da böyle rehabilite edelim onları ki genelde yaşlı ve hasta köpekler zaten. Öylelikle bizim şu an mesela 6-7 yaşında köpeklerimiz var. Onun dışında yeni gelen 2 tane yavrumuz var. Bu gördüğünüz bir kampüsün içinde bir kampüsün dışında. Canı nerede isterse orada yaşar ama biz aşılarını yaparız onun ki kampüse girdiği zaman zararı olmasın diye. Böyle olunca kulüp kuruldu işte. Öğrencilerimiz birbirinden haberdar olmuş oldular. Beslemeden çok daha fazlasını yapar oldular. En çok korkan arkadaşlarını alıştırmaya başladılar. Mesela daha bugün bir telefonda bizim çok korkan, gerçekten çok korkan ki şahidiz biz onun korkusuna. Yine bir öğretim üyesi bizim hocamız. Bugün bizi aramış, diyor ki ben diyor binaya giren kediyi çıkartabildim. Ve o kadar mutlu olmuş ki bu nerede oldu? Bizle görerek, ederek yani insanlara bir şey yapmayacaklarını, onlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini birazcık kulübümüz çabalayarak bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Böyle bakımlarını yapıyoruz. Harika. Değerli hocam şimdi sadece kedi köpek değil, tilkilere de et bırakılıyormuş. Evet. Atmaca, baykuş. Evet. Yani kampüs de maşallah Jurassic Park gibi. Aslında onlar hep varlar. Kampüslerde de hep olurlar ama insanlar bunun farkında olmazlar. Mesela baykuşlar var evet. Mesela Erciyes Üniversitesi'nde de çoktur baykuşlar. Evet. Bizim orada yuvalarını falan biz tespit ettik.
Nerede olduklarını öğrendik ve mesela yuvadan düşen yavru baykuş oluyordu. En son o vardı. Yuvadan düşmüş ve yavruydu. Ve bizim kuşlardan anlayan bir idari personel arkadaşımız hemen onu teslim aldı. 2 gün baktı. Sıkıntısı yoktu. Geri kampüse salındı. Tilkilerde yine biliyorsunuz artık ne yazık ki şehre kadar inmiş durumdalar. Evet. Hal böyle olunca çöp karıştırmaya başladılar tilkiler ki bu hiç yaban hayatı için güzel bir şey değil. Biz de kampüsümüzde her zaman değil çünkü yabanı beslenmeye alıştırmamak lazım. Kar örttüğü zaman kampüsün arkasındaki tepeliklere bizim öğrencilerimiz, ben, hocalarımız et bırakırız ama onlar bizden geldiğini bilmezler. Oralardan doyarlar ve giderler. Burada çevrede çok sayıda sokak köpeği de varmış. Hepsini kampüse alamıyor musunuz? Bunu evet. söylüyorsunuz. Şehir hastanesine kadar olan alan boyunca bütün köpekleri tanıyor musunuz öyle biliriz. Mi? Ve besliyor musunuz? Evet, biliriz. Öğrencilerimizin birbiriyle iletişimi çok iyi. Biliyorsunuz artık sosyal medyayı da çok yoğun kullanıyor gençler. Evet. Bir köpek görülüyor mesela, hemen fotoğrafı geliyor. İşte bu köpeği bilen var mı? Birisi diyor ki o şehir hastanesinin içinde. Onu bu tarafa getirmeyin. Birisi diyor ki o eczanelerin arkasında. Ama mesela daha yeni de oldu. Kısır değil, küpesiz. O durumlarda da eğer hani öğrencilerimizin imkanı yetiyorsa kendileri tedavi alırlar eğer hastalarsa, yoksa belediyeye bilgilendirirler. Şimdi baktığımız zaman kimi kütüphanede görüyoruz bir kedi, kimi kafeteryada. Yani öğrencilere eşlik ediyor. O da çok güzel bir şey. Yani aslında çok da içerilere alışmalarını da istemiyoruz açıkçasını söyleyeyim. Ama bizim seven öğrencilerimizle kediler de köpekler de öğrencilerimiz çok güzel kullanıyorlar diyeyim. Onlarla beraber giriyorlar. Ama şöyle bir şey var, öğrencilerimize her zaman şunu söylüyoruz. Tamam, hani hayvan önemli ama arkadaşlarınıza saygı önemli. Yani eğer korkan, istemeyen bir arkadaşları varsa o kedi oradan çıkartılır. Şimdi az önce kızınız galiba, o da bayağı bir odur. Hayvan sever. Evet, kaç yaşında alıştı. İsmi? 4 yaşında, Zeynep. Zeynep. Şimdi öğrenci... işte. Bu, evet. Bu ne da bizim diyor? Okulumuzun köpeği, en yaşlı 2 köpekten birisi. Harika. Bu araba motorundan çıktı. Aa, özellikle bu bir öğrencim. Öğrencinizin. Biz hatta öğrenciler de bayağı güzel konuştular. Onları da dinledik. Bu arada paraları olmayınca öğrenciler kermes düzenliyormuş öyle mi? Bir ondan da bahsedin lütfen. Yani mesela bir kampüs köpeğimiz kanser olduğunu öğrendik. Evet. Ve hani kanser tedavisi ne yazık ki maliyetli. Böyle olunca ne yapalım, nasıl toplarız? Hemen bir kermes düzenlendi. Tabii kermes bahane. Arkadaşları, hocaları gelip birer kurabiye alıp o köpeğin kanser parasını tamamladılar ve hayvan iyileşti ki 6 yaşında. Güzel köpek. İsimler de verilmiş. Evet. Reis, Sarı, Puffy, Rocky, Yogi filan. Yalnız bir şey çok hoşuma gitti. Bir öğrenci şöyle bir açıklama yapmış. Yaramaz kediler var, onlar sınıfa geliyor ama şimdi kampüs dışında otobüs beklerken köpekler kız arkadaşlarımızın yanında duruyor. Farklı bir şey görünce havlıyorlar. Hakikaten öyle mi? Reis öyle. Reis. Evet. Yani reis kızları koruyor bu arada. Reis bu zaten. Ha, reis o. Evet. Allah yani Allah. Reis 6 yıldır kesin kampüste, onu biliyoruz. Ve kampüsteki her şeyi çözmüş durumda. Yabancı arabaları da bilir. Tehlike durumlarını sezer ve reis denmesinin sebebi de kampüs onun gibi davranıyor. Başka köpek istemiyor. İstemiyor. Ve gerçekten de karanlıkta eğer otobüs bekleyen öğrencimiz varsa otobüs durağında böyle durur. Karşı taraflara bakar. Eğer ki orada en ufak bir şey sezerse bir gider gelir, ne yapar bilmiyoruz. Harika. Korur onları. Hocam çok tebrik ediyoruz sizi. Oradaki müthiş bu duyarlı davranışınız. Öğrenci arkadaşlarını da tebrik ediyoruz. Hayvansever demiyorum, siz o lafa kızıyorsunuz. Niye hocam? Yani artık hayvansever kavramı birazcık sanki anlamı dışına çıktı gibi geliyor. Evet. Şimdi hayvansever denince ne yazık ki akla, insanların aklına sürekli kavga eden, açıkçasını söyleyeyim. Belediye çalışanlarıyla kavga eden, hayvanları kapısının önünde istemiyor olabilir birisi. Hani bununla savaşmak zorunda kalan kişi gibi algılanmaya başlandı ama yani aslında tabii ki yani kastedilen ne? Normal insanlardan birazcık daha hayvanlara özverili davranan. Ama bilmiyorum, biraz kavram sanki şaştı.
Değerli hocam, siz okuldan çıktığınız zaman çıktığınız saati köpekler bekliyormuş ve mutlu oluyormuş sizi görünce, öyle mi? Evet, yani az önceki videolarda da gördük. Reis de öyle, o tilki mesela, hani bilirler, kampüsün önünde yatarlar. Benim aracı gördükleri zaman, ki bizim güvenlik arkadaşların da söylediği, ben yaklaşmaya yakın hareketlendiklerini söylüyorlar. Benimle birlikte içeriye girerler. Benim dersim bitene kadar bekler bir tanesi arabanın yanında. Ama aç oldukları için değil. Öyle çıkınca iki seveceğiz, okşayacağız, onlarla oynayacağız. Dertleri o. Dertleri o diyorsun. Hocam, biraz da hayvan haklarından bahsedersek. Şimdi bu konuda da önemli tespitleriniz var. Hem fiziksel şiddet hem de psikolojik şiddet görüyorlar. Mesela uzuvları kesilen hayvanları görüyoruz. Siz diyorsunuz ki ya Sibirya kurdu mesela, Antalya'da ne işi var diyorsunuz. Burada hayvan deneylerine karşısınız. Biraz onu açar mıyız? Kürt taşıyanları karşısınız. Evet. Yani biraz daha aslında ılımlıyım da diyebilirim. Şimdi hayvan deneyleri, hani bilmiyorum, belki bazı, hani bu benim görüşümdür. Evet, kansere çare aranıyorsa hayvan deneylerine karışmak bizim haddimiz değildir. Ancak bir makyaj malzemesi için veya sigara için, hani bu tarz şeyler için hayvanları kullanmak bence gerçekten vicdansızlık. Yani bir ruj daha da kalıcı olsun, bir saat daha fazla kalıcı olsun diye onca hayvana zehir sürmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Veya kürk, yani artık eskisi gibi değil ya, ne bileyim, kürke ihtiyacımız var mı o kadar kalın bir kıyafete? Hani avcı toplayıcı toplumda mıyız? Avlarsınız, etini yersiniz, kürkünü giyersiniz ama bu ne zaman? Bu devirde değil. Gereksiz görüyorum yani güzelliğe. Ekstra şeylere, sağlık için konuşamam, ona bir şey diyemem ama ekstra şeyler için bir canının yanması bana şey gelmiyor açıkçası. Bu makyaj malzemeleri enteresan, o da çok dikkatimi çekti. Şimdi tabii yasa çıktı ama zaman zaman o yasa da eleştiriliyor. Burada önemli olan para cezalarındaki şey mi, yani orada tam caydırıcı değil mi? Ne yazık ki caydırıcı değil ve yatarı yok. Böyle olunca insanlar çekinmiyorlar hayvana işkence etmekten ve bu aslında çok büyük bir problem. Sadece hayvan boyutunda düşünmemek lazım. Sağlıklı bir insanın yapacağı şeyler değil çünkü o hayvanlara yapılanlar. Ve ben şahsen şunu düşünüyorum. Bunu bana yapamıyorsa, yani bir kadına yapamıyorsa veya benim çocuğuma yapamıyorsa, yapamadığı için, yapabilse yapacak. Hayvana yapabildiği için yapıyor. Yani bu ciddi anlamda bir hastalık mı denir, problem mi denir? Bunun önüne para cezasıyla geçilemeyeceğini düşünüyorum. Hocam, şimdi genellikle hayvanları gece besliyorlar diyorsunuz. Bir mahalle baskısı var diyorsunuz. Nedir o? Niye gece besliyorlar? Yani bunları biz haberlerde falan da görüyoruz. Diyor ki, şimdi ben burada iki tarafın da aslında şey olması gerektiğini düşünüyorum. Diyor ki benim evimin önüne mama dökme diyor. O da diyor ki bu hayvan beslenecek, yasal olarak burada yaşamaya hakkı var diyor. Ve bu sefer insanlar arasında kavga çıkıyor, işte o hayvanseverlerle istemeyenler arasında. Bu yüzden de insanlar daha çok geceleri beslemeye çıkıyorlar ki bir de diğer insanlar onlara şey yapmasın, engel olmasın diye. Ama bence burada da şunu yapmak lazım. Bir insan evinin önünde mama kabı istemeyebilir. Ben açıkçasını söyleyeyim. Yani onun evinin önünde olmaz. Karşıda olur. Ama bunun da yolu vardır. O kişi der ki arkadaşım benim kapımın önüne koyma. O da götürür karşı araziye koyar. Çünkü gerçekten korkusu olan insanlar var. Mesela reis, bizim üniversitede lojmanlarda düşünürsek gidip kapının önüne boylu boyuna yatarsa köpekten korkan birisi o kapıdan giremez. Hani orta yol bulunmalı diye orta yol düşünüyorum. Bulunmalı. Bir de zaman zaman köpek saldırılardan bahsediliyor. Evet. Hatta burada hacılarda bir çocuk ölmüştü. Evet. Oradaki duruma nasıl bakıyorsunuz? Şu an Ankara'da da var. Yani ben açıkçası kısırlaştırmanın önemini vurgulamak istiyorum. Hani karşı gelen çok insan var ama bunun sonu yok. Yani eğer ki biz bu kadar şehirleştiysek, yaşam alanı bırakmadıysak, kısırlaştırmayı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve bu toplamalar, yani şehir merkezlerinden köpekleri toplayıp birileri şikayet etti, korktu. Ha, korku üzerine köpeği almak gibi bir şey yok. Yasal olarak buna hak yok ama bana saldırdı diyor vatandaş. Belediye görevlisi de alıyor. Peki ne olacak? Yasal olarak küpeli ise, kısırsa tekrar, barınakta tutamaz. Evet, tekrar bak. Değilse...
kısırlaştırır, 15 gün kalır hayvan, sağlığına kavuştuğu zaman salmak zorunda. Tutup da orada köpek istenmiyor, burada istenmiyor, nereye salacak? Dağ başına götürdüğü zaman bir parça ekmek bulamıyor hayvan. Götürüp ilçelere attığı zaman bir yerde, bir bölgede 40 tane köpeğin ne işi var? Yani demek istediğim şu, sokak köpeği sokakta olur. Bizim zamanımızda da öyleydi. Her mahallenin 2-3 köpeği olurdu. Şimdi bakıyoruz şehrin çoğu bölgesinde hiç köpek yok. Ama mesela bir toplu konutta 50 tane köpek var. Peki son olarak şimdi zaman zaman hayvan eziyet eden olaylara da biz de rastlıyoruz, haber yapıyoruz. İnsanlık aşırı derecede bencilliğe mi gidiyor, değerlerini mi kaybediyor? Temel sebep bence bu. İnsan artık kendinden başka hiçbir şeyi düşünmez oldu ve artık hayat şartları da mı zor geliyor insanlara? Psikolojik problemler çok fazla. Böyle olunca da şiddete yönelim arttı. Sadece hayvana değil, insanları görüyoruz işte kendi çocuklarına uyguladıklarını, eşlerine, kadınlara uyguladıklarını. En kolayı hayvana uygulamak. Çünkü kimsenin haberi olmaz. Yani bu açıkçası hani yasalar düzelse bile, hani biraz daha iyi hale getirilse bile siz binanın arkasında bir köpeğe yapılan bir şeyi ispatlayamıyorsunuz. Ceza aldıramıyorsunuz. Böyle olunca da iş insanlıkta bitiyor. Yani genel olarak toplum olarak yozlaştık ki bir hayvanı onu yapabiliyoruz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Son olarak şimdi yamyamı besliyorsunuz. Evde başka hayvan var? Kedim var. Kedim zaten çok eskiden vardı. Hani evet. Köpeklerle uğraşmıyor kendinden. O da gelip bizim evimize girmişti kış günü. Anlaşıyorlar. Kedim çok yamyamı şey yapmıyor öyle, umursamıyor. Evet. Başka var mı hayvan? Bir tane de ginepik var. O ne? Hamster'ın biraz büyüğü. Evet. Ama tavşana daha çok benziyor. Tavşana benziyor. O da pet shoplarda satılır. Sürekli yazın bolca alınır, bir de o var, kışın hocam, atılır. Bırakırlar, çocuklar hediye olur, köpekler de sonra bırakıyorlar mesela. Evet, bizimki de öyle bir şey. Biz almadık, onu da çöpün kenarına atmışlar. Öylelikle kurtarmak için geldi, kaldı. Hiçbir zararı yok zaten onun. Biber yiyor, oturuyor. Biber yiyor, o da enteresan. Evet, biber yiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi. Yamyam sana da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Çok da uslu durdu. Çok sağ ol Yamyamcığım. Ortamı biraz sevdi. Peki. Çok alıştı. Teşekkür ederiz. Haber odası devam edecek. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan ardından yine diğer önemli gelişmeler var. Onları sizlere aktaracağız. Kısa bir aradan sonra buradayız.